Merhaba arkadaşlar. Bir kitap tanıtımıyla daha birlikteyiz. Bugün sizlere benim için tüm zamanların en iyi kitaplarından birisi olan Ivo Andrić'in Drina Köprüsü'nden bahsetmek istiyorum. Normalde Nobel Edebiyat Ödülü yazarın kendisine verilir. Oysa Ivo Andrić'e Nobel Edebiyat Ödülü verilmesinin en önemli sebeplerinden birisi Drina Köprüsü'dür. İletişim yayınlarından çıkan bir kitap. Sokollu Mehmet Paşa, Balkanlarda Bişegrad isimli bir yerde doğmuştur. Buradan Drina Köprü, Drina Irmağı akmaktadır. Karşılıklı ticaret yapıldığından dolayı Drina Irmağı'nın bir ucundan bir ucuna gitmek oldukça zor. Ve bunu da bilen Sokollu Mehmet Paşa, paşa olduktan sonra ilk işi memleketine Drina Irmağı'nın üzerine bir köprü yaptırmak olmuştur. Tabi bu köprü yapılırken öncesi ve sonrasındaki olayları anlatır burada Ivo Andrić, Drina Köprüsü'nde. Bundan önceki işte salgınlar, felaketler, savaşlar ve savaşın olduğu ortamda birbirine çok öncesinde birbirine çok dost olan halkların, insanların savaş başlamasıyla birlikte birbirine nasıl düşman oldukları, köprü yapılırken o zalim paşanın uygulamaları, Hristiyanların provokasyona gelerek işte en yakın halkları, komşularını bile öldürmeleri gibi birçok olayı o kadar derinlemesine ve tarihsel boyutlarıyla ele alır ki o anlamda muhteşem bir kitaptır Drina Köprüsü. 350 yıllık bir tarihi dokusunun etrafına şekillenir birçok olay. Ve gerçekten beni çok sarsan, çok etkileyici kitaplardan biridir. Hala okumayan varsa mutlaka ama mutlaka okusun derim. Teşekkürler.